Kendisi yayın konuğumuz. Sayın Yücel, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sağ olun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamalarını dinlemişsinizdir. Nasıl yorumluyorsunuz? Sanıyorum bir farklı yaklaşım oldu. Suçlamalar vardı. Bence bunlar çok ciddi suçlamalardı. Ne kadar doğru olup olmadığını tabii bilmiyoruz ama Sayın Soylu onu bilecek durumda, konumda da daha doğrusu. Ben o suçlamalara cevap vermedi, başka şeyler yapmaya çalıştı. Yani Türkiye'nin, AKP'nin klasikleşmiş bir söylemi var. Dış güçlerin etkisi altında olduğu, Türkiye'nin büyümesini onların engellemek istedikleri, biraz daha bunun popüler tarzda Türkiye'nin kıskanıldığı gibi bir takım argümanları var. Onları ortaya çıkartarak açıklamaya çalıştı. Bana sorarsanız kendisini de içinde bulunmuş olduğu suçlamalara, ki bunların içerisinde çok ciddi olanları da vardı, cevap vermedi, cevap vermek istemedi zannediyorum. Gazeteci arkadaşlarımız da zaten kanalın görevli gazetecileri sanıyorum fazla bir şey sormamak amacıyla oradaydılar. Diğer iki gazeteci arkadaşımıza da soru sorma fırsatı verilmediği için doğrusunu isterseniz biz de şey yapamadık, bilgi alamadık. Evet, bilgi alınamadığı gibi aslında Süleyman Soylu'nun kendi dilinden dile getirdiği olaylar ve olgular hepsinden bir şekilde bilgisinin olduğu yönünde. Ya da bir olay oluyor, bilgi olay emniyete geliyor ama savcılığa gitmiyor, İçişleri Bakanlığı'na geliyor gibi bir tablo da çıktı ortaya. Herhangi bir adli durum söz konusu olduğunda doğrudan savcılığa intikal etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Gelen bilgiler neden emniyetin raflarında ya da İçişleri Bakanlığı'nın arşivlerinde kalıyor? Yani normal hukuk sisteminin geçerli olduğu her ülkede eğer yasalara aykırı bir davranış varsa bunu kovuşturacak olan, soruşturacak olan merciler bellidir. Sayın Soylu'nun başında bulunmuş olduğu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olduğu bir kurumdur. Onlar soruşturma yaparlar, kovuşturma yapmak yargının işidir. Savcılar eğer gerekli görürlerse dava açarlar. Yargı da bu davayı sonuçlandırır. Ama bunlar tabii normal hukuk düzeninin gerçekleştiği ülkelerde söz konusu. Türkiye ne yazık ki son yıllarda giderek bir takım hak ihlallerinin yaşandığı, bunu tabii bizim buradan söylememiz değil ama dünyaya yansıyan tarafı bu. Hak ihlallerinin çok yoğunlaştığı bir ülke gibi değerlendiriliyor, böyle görülüyor. O yüzden ortada Sayın Soylu'nun anlattığı gibi bazı bilgilerin kendisinde kalmasının hukuk sisteminde de bizim siyasal sistemimizde de yeri yok. Evet, bilgiler kalıyor. Yeri ve zamanı geldiğinde onların deyimiyle birileriyle ilgili bir şeyler yapılmak istendiğinde dosyaların raflardan indirildiği ve servis edildiği gibi de bir gerçeği bakanın kendisi ifade etmiş oldu. 90'lara dönelim Sayın Yücel. 90'lar sizin de siyasette çok aktif olarak yer aldığınız yıllar. Susurluk kazasından sonra ortaya dökülen bir mafya siyaset devlet ilişkisi vardı. Böyle bir ağ vardı. O dönemde odaktaki isimlerden birisi Mehmet Ağar'dı. Aradan uzun yıllar geçti. İktidarlar değişti. Kurumlar değişti. Ama bugün odakta yine Mehmet Ağar var. Neden bu isim hep odakta duruyor? Ne söylemek istersiniz? Herhalde etkili bir siyasetçi olduğu için geçmişte ya da konumu itibariyle öyle yapılıyor. Ama tabii normalde Mehmet Ağar'ın soruşturulduğu dönemler de oldu. Hatta hapis yattığı dönemde oldu. Çok ilginç bir gelişme benim değerlendirmem tabii objektif olmayabilir ama Sedat Peker'in Sayın Soylu konusunda ortaya koyduğu bir takım suçlamalar ve o suçlamalarda yine en az onun kadar yüklenmiş olduğu Mehmet Ağar Susurluk davasında Susurluk işi açılan bir davada yargılandılar ve beraat etmişlerdi. Yargı İstinaf Mahkemesi daha doğrusu bir üst mahkeme beraat kararını veren mahkemenin bir üstündeki mahkeme İstinaf Mahkemesi bu beraat kararını bozmuş. Ama şöyle ilginç bir şey oldu. Bence bu en az olayın kendisi kadar ilginç. 5 Nisan'da vermiş mahkeme bu kararı. Peş peşe izlenen kasetler var tabii Türkiye'de şimdi görüyoruz onları. Onlar galiba 8 mi 9 mu tam ben de sayısını hatırlayamıyorum şimdi. Çok ilgi çeken kaset izlendikten hemen sonra 5 Nisan'daki karar 20 Mayıs'tan sonraki aradan yani birkaç hafta geçmiş bayağı. 2 aya yakın bir zaman geçmiş.
O kararın bozulduğu UYAP sistemine kondu ve herkes yargının Mehmet Ağar ve arkadaşlarının beraatini onaylamadığını, yeniden yargılanacağını duydu. Bunda ben ilginç bir rastlantı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bu ilginç rastlantılar çoktur. Hep ilginç rastlantılar olur. Ama işte sonuç ortada. Yani Türkiye bir hukuk devleti mi sorgulanıyor? Türkiye'nin ekonomisi kötü mü? Bu herkesin bildiği bir şey. Dış politikada Türkiye'nin sorunları var mı? Onu da yaşıyoruz, hep birlikte görüyoruz. İçeride iç barışın sağlanması konusunda Türkiye yeterli davranıyor mu? Hayır, o da değil. O yüzden bu tür konular ortaya çıkıyor. Bunların hepsi tabii daha çok Türkiye'deki vergi sistemi, kayıt dışılık ve hukuktan uzaklaşma, hukukun, evrensel hukukun kurallarının uzaklaşma. Biz kanun ve kararname ile hukuku aynı şeyler zannediyoruz. Böyle bir devlet anlayışımız var bazılarında. O yüzden çok ciddi bir şey çıktı ortaya. Ben Mehmet Ağar'ın bu şekilde ortada olmasını çok uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yapmış. Siyasette de etkili. Şu anda da Türkiye'de çok popüler olan bir takım ilişkiler var. İşte Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkiler. Orada da adı çok geçtiği için sanıyorum böyle bir şey oluyor. İsminden daha fazla bir sansasyon yarattığını düşünüyorum. Yaratıldığını düşünüyorum daha doğrusu. Evet, Güney Amerika ile Türkiye arasında bir narko hattan da söz ediliyor Sayın Yücel. Böyle bir hattın varlığı konusunda iddialar var. Sizce hükümet ya da hükümetin bir yerindeymiş gibi görünen ama daha derinlerde işler yaptığı söylenen insanlar bu işin neresinde? Yani ilginç bir şey oldu şimdi. Türkiye'nin dış politikasından da bağımsız bunu düşünemeyiz biliyorsunuz. Venezuela, Amerika ile arası açık olan bir ülke. Çok zengin, petrol zengin olmasına rağmen, ki petrolü de çok vasıflıdır Venezuela'nın ve Amerika kıtasında olmasına rağmen, çok büyük bir ambargo baskısı altında. Amerika o rejimi değiştirmek istiyor, devirmek istiyor daha doğrusu. Maduro ne kadar başarılıdır değildir, onu aslında serbest bırakırsa belki Venezuela halkı daha sağlıklı karar verir. Birdenbire Türkiye ile aralarında bir yakınlık doğdu. Bu yakınlık Türkiye'de bizi yönetenlerle Venezuela hükümetinin arasındaki varsa eğer bir takım özel ilişkilerin gizlenemediğini gösteriyor. Ortaya çıkan bu bilgiler öyle anlaşılıyor. Sayın Yücel, sizin çok özür dilerim. Sizin ifade ettiğiniz birdenbire dediğiniz şeyin altında şu olabilir mi? Daha önceki narko hatın açığa çıkmasıyla birlikte, uluslararası narko hattının açığa çıkmasıyla birlikte yeni bir güzergah arayışıyla Venezuela'ya yönelme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdi bilemeyiz. Çok iddialı bir suçlama olur o ama yani Venezuela ile bu kadar gelişen, kısa sürede bu kadar gelişen ilişkilerin ardında başka şeyler aranır mı? Ve Amerika'nın aradığını zannediyorum ve bunu da çok iyi koğuşturduğunu, soruşturduğunu zannediyorum. Olabilir o. Ama geçen gün çok güzel bir şey gördüm sosyal medyada. Vatan millet Venezuela'ya döndü bu konu. Bu şekilde ifade ediliyor biraz da bir şey, ironik bir şekilde ama ben Binali Yıldırım Bey'in oğlunun 2002'den bu yana girdiği işlerde son derece başarılı bir iş adamı olmuş. Taşıyıcılık yapıyor, petrol taşıyor, işte gemileri var, işte uluslararası alanda iş yapıyor. Bir takım offshore şeyleri var, şirketleri var, kurulmuş. Bayağı ciddi cirolar yapıyor. Şimdi birdenbire onun Venezuela'ya gidip Venezuela'da bir takım araştırmalar yaptı dendi sonra ama ilk başta ilk ortaya çıktığında Binali Bey, ki tecrübeli bir siyasetçidir, bu işleri de bilir, oğlunun salgın hastalık nedeniyle Venezuela'ya özel yardım için gittiğini, maske ve test kiti götürdüğünü söyledi. Arkasından da Venezuela'daki salgında etkilenen hasta sayısı ile Türkiye'deki arası kıyasla birinde 300, birinde 13 bindi o zaman Türkiye'de. Türkiye'de biz bunları da yeteri kadar bulamazken Binali Bey'in oğlunun kendisine böyle bir misyon yükleyip Venezuela'ya gitmesi ve bunun bu şekilde açıklanması aslında gülümsemeyle karşılanacak bir şey. Yani siyaset bu kadar da gayri ciddi değil. Varsa böyle bir şey, bunun üstüne gidilmeli. Yani ben bugün duydum şimdi. Oğlu Sedat Peker'e dava açmış. Bizim savcılarımız da artık bir zahmet onun Sedat Peker'e açtığı dava ile ilgili bir takım girişimlerde bulunsunlar. Çok yerinde olur diye düşünüyorum. Bunu sormak isterdim Sayın Yücel. Bir hafta 10 gün oldu neredeyse. Henüz bu iddialarla ilgili bir soruşturma, bir gözaltı, herhangi bir hareket yok. İddialar çok ciddi gibi görünüyor. Bu durumda ne yapılması gerekirdi? Daha doğrusu bu hareketsizliği, bu sessizliği neye bağlıyorsunuz?
Bu sessizliği ben paniğe bağlıyorum. Yani biraz yönetişim konusunda eksikliği var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilerin tek elde toplanması sonucunda çok çabuk hızlı çözümler bulabilecek bir yönetim tarzını Türk kamuoyuna sundu. Ve bununla ilgili de yeteri kadar destek aldı. Bir yönetim çıktı, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem kondu ortaya. Halbuki biz Kurtuluş Savaşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kazandık. Yani meclis aynı zamanda Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'nı da yönetti o zaman ve çoğulcu meclisti o. Farklı seslerin çıktığı meclisti. O yüzden meclisin iradesinden ve meclisteki farklı seslerden korkulmaması gerekiyordu ama şimdi bizde öyle garip ki mecliste milletvekili koltuk sayısı arttırıldı ama meclisin yetkileri daraltıldı. Buradan kaynaklanan ciddi bir denetim eksikliği var. İşte o denetim eksikliği de sizin sorunuza yol açan bir takım aksaklıkların temel nedeni oluyor bence. Bunun üzerinde durulması gerekiyordu. Maalesef olmadı. Şimdi yargıdaki savcıların harekete geçmemesinin yanı sıra bugüne kadar açılan bir iki dava var. Az önce söylemiştik haberimizde, siz de dile getirdiniz. Binali Yıldırım'ın oğlu Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı ama Peker'in iddialarına yönelik, yani ülkeyi uluslararası planda da ciddi sıkıntılara sokabilecek ciddi iddialara yönelik henüz bir savcılık adımı atılmadı. Onun dışında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu derin sessizliğini size sormak isterim. Az önce yönetim değişikliğinden söz ettiniz. Şu düşünceyle yapılmıştı, meclis hantallaştırıyor, yetkilerin bir elde toplanması daha dinamik, daha hızlı bir müdahaleyi gerektirecek, getirecek deniyordu. Ama bir hafta 10 gündür gerçekten bir donma hali ya da tam bir sessizlik hali söz konusu. Bu sadece şaşkınlık mıdır? Sanmıyorum. Yani alışmadığımız bir tutum bu. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Her konuda, her gün aşağı yukarı kendi kontrollerinde olan televizyonların neredeyse tamamında, diğerlerinde bazen katıldığı bir şekilde, siz de o kadar çıkartıyor musunuz bilmiyorum. Her an medyada halkın karşısında olan birisiydi. Biz öyle alıştık, yani Türkiye kamuoyu bu şekilde alıştı, böyle gördü konuyu. Şimdi birdenbire böyle ciddi bir gelişme karşısındaki sessizlik tabii sizin gibi beni de şaşırtmıyor değil ama sanıyorum biraz iktidar yorgunluğu var. 20 yıla yaklaştı AKP iktidarı Türkiye'de. Bunun yorgunluğu aşağı yukarı her yerde görülüyor. Yani dış politikada görülüyor, ekonomide görülüyor. Ben turizmle biraz daha fazla ilgiliyim, orada görülüyor. Türkiye'de hukukta görülüyor. Her alanda görülüyor ve hepsinden daha önemlisi insanlarda çok ciddi bir geçim sıkıntısı başladı. Şimdi bütün bunlar varken bence ortada görülen asıl konu muhalefetin Türkiye'deki bu eksikliği ciddi biçimde örgütlenerek ve kamuoyuyla ilişki kurarak geçmişte alışageldiği klasik yöntemlerin dışında yeni bir takım yönetim biçimleriyle kamuoyunun karşısına çıkıp seçmeni anlatmasıdır. Bu biraz kolay bir iş değil belki ama şu anda bizim alıştığımız klasik partilerin örgütlenme biçiminin de dışında, özellikle sosyal medyanın, şimdi sizinle yapmış olduğumuz yayın gibi, eskiden bu yayınlar için ben hatırlıyorum, televizyonlardan günler öncesinden haberleşilir, randevular alınır, oraya gidilir, makyaj olur insanlar, İşte ışık ayarlanır, kılık, kıyafet ayarlanır ve yapılır. Şimdi bakın öyle bir basit telefonla biz bu işleri gayet rahat bir şekilde çözüyoruz, yapıyoruz. O yüzden muhalefetin bu gelişmeyi göze alıp çok iyi inceleyerek kamuoyunun karşısına çıkması lazım. Bu da bizim bir barışa ihtiyacımız var. Şimdi ben bakıyorum muhalefet de aslında belki alınacak arkadaşlar ama dost acı söyler. Şu arada AKP'nin yapmış olduğu eksiklikleri kamuoyuyla paylaşmak dışında hiçbir şey yapmıyor. Bunu zaten herkes biliyor. İnsanların merak ettikleri, seçmenin merak ettiği bunun nasıl çözümleneceğine ilişkin doğru bir rotanın çizilmiş olması. Ne yapılarak bunu çözeriz? Yolsuzluk var, tamam. Siz ne yapacaksınız? Ekonomi kötü gidiyor, siz ne yapacaksınız? İşte vergiler çarçur ediliyor, siz ne yapacaksınız? Muhalefet çok yakınma yeri değil, biraz da çözüm önerme yeridir. Şimdi AKP iktidarını eleştirirken onun seçmeninden oy alma kaygısıyla aman muhafazakarları üzmeyelim diyerek AKP'ye benzer bir politika izlerseniz o zaman da oy alamıyorsunuz. İşte böyle bir durum var. Bence asıl yapılması gereken, üzerine durması gereken şey bu. Yani Türkiye çok, bence bir yol ayrımında Türkiye gerçekten. Gerçi biz sık sık yol ayrımına giren bir ülkeyiz. Yani bakarsanız periyodlara böyle 15-20 yılda bir çok ciddi yol ayrımlarına geliriz. Başka da bir işimiz yoktur ama bu defa sanıyorum büyüyen riskler, bölgede yeniden yapılan yeni bir siyasal planlama var, sınır değişiklikleri gündemde.
Uluslararası ticaret yollarının kontrolü için yeniden gelişmekte olan güçler var. Bir Çin faktörü var mesela. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir faktör yoktu ortada. Çin'in ortaya çıkması ve farklı bir sisteme geçmesi 1949'da Mao'nun uzun yürüyüşünden sonra. Şimdi böyle bir faktör var. Avrupa Birliği'nin Amerika ile çelişkileri var. Bir Kuzey Akım projesi var. Almanya Kuzey Akım projesinde Rusya ile özellikle çok ciddi bir işbirliği yapıyor. Buna karşılık bizim güneyimizde Güney Akımı diye Yunanistan'ın son günlerde çok etkin olmasının temel nedeni bu. Doğalgazın Amerika'nın denetiminde. Buna Güney Kıbrıs'ta katarak Yunanistan üzerinden Avrupa'ya verilmesiyle ilgili bir alternatif var. Boğazlar sorunu var. Özellikle Ukrayna'nın Amerika saflarına geçmiş olmasından sonra Gürcistan'ın ardından. Zaten Bulgaristan ve Romanya Varşova Paktı'ndan çoktan çıktılar, bitti. NATO'ya girdiler. Şimdi böyle bir durumda yeni bir değişim yaşıyor bu bölge. Bu değişimin odak noktasında biz varız. Eğer biz oturup bütün unsurlarımızı, bana muhalif muvafık diye ayırmıyorum ben. Farklı etnik görüşlerdir değildir, bu şekilde de ayırmıyorum. Olayın, sorunun daha doğrusu boyutlarında, derinliğini oturup birlikte tartışmamız ve bunu çözmemiz lazım. Bunun için tek yolumuz var: demokrasi, insan hakları ve herkesin düşüncesine, inancına, kökenine saygı göstermek. Eğer bunu yapabilirsek çok rahat çözeriz. Aksi halde başkaları istedikleri gibi yapmaya çalışırlar. O zaman da Türkiye çok ağır bedeller öder. Zaten ödedik. Yani bizim hayatımız böyle geçti. Siz benden gençsiniz ama ben öyle görüyorum. Çok bedeller ödedik. Daha fazlasını ödemeye gerek yok. Zaten akıl içinde yol bir ve yaşananlardan ders almamız lazım. İktidar da muhalefet de bir araya geldi. Sayın Bahattin Yücel, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.